Çok normal. Oynanan futbola bakarsan, e, yani 6. haftada e, futbol olarak bence lige havlu attılar. Oynanan futbola bakarsak. Ha, bundan sonraki, yani şu anki durum onu gösteriyor. Çünkü e, bir tarafta 12'de 12 yapmış e, bir Fenerbahçe var rakibiniz. Bir tarafta da 13'te 10 galibiyet 3 beraberlik kalmış Galatasaray var. Ve kadro kalitesi de Beşiktaş'tan daha iyi. Bir defa ben bugün şunu gözlemledim. Şenol Güneş yorgun, mutsuz, performansı düşük, enerjisi düşük sağ kenarında, sinirli, ruh haline bürünmüş. Yani Beşiktaş'ta bence sağ dışında da problem var. Hoca e, direnci kırılmış. Yani niye direnci kırılmış? İşte ona ana transferi oynatmıyor Başkan çıktı şunu söyledi. Ona ana çok iyi oyuncu dedi. Şenol Güneş hocamız oynatmıyor. Evet performansı düşük olduğu için oynatmıyordur dedi. Ama dedi göreceksiniz ilerleyen haftalarda ona ana da oynayacak. iyi futbolcu olacağını göreceğiz dedi. Ama Şenol hocanın planlarında ona ana yok. Alex Chamberlain geldi. Hiçbir katkı vermiyor. Yani Rebic yok. Bir Getson Fernandez Beşiktaş'ı e, buralara kadar taşımış. Getson Fernandez de olmayınca bakıyorsun sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilmiyor. Ama maç öncesi e, sizler de bizler de haber toplantılarımızda hep şunu konuştuk e, Cüneyt. Siz de mutlaka konuşuyorsunuz. Şimdi diyoruz ki işte statü gereği oynamayan oyuncular var. İşte Adana Demirspor'da toplam 10 eksik var. Kart cezalısı sakat statüye takılanlar. Beşiktaş'ta 7 diyorsun. İki takımda toplam 17 futbolcudan yoksun bir şekilde sahaya çıkacak diyoruz. Adana Demirspor'da dördüncü kaleciyle çıkacak diyor, diyoruz. İşte toplantıda arkadaşlar işte Beşiktaş bol bol şut atarsa kaleye yani parka gider Beşiktaş. Hep böyle tahminlerde bulunuluyor. Bahislerde bunlar konuşuluyor. gel gör ki Beşiktaş Muleka girene kadar rakip kaleye çok fazla şut atmadı. Cenk Tosun'un isabetsiz birkaç şutu vardı Abu Bakar hocamın dediği gibi Gökhan hocamın dediği gibi Çok fazla Trabzon maçından olduğu gibi Bir düşüş var Etliye sütliye çok karışmıyor Evet orada kaleci hatasından Vedat'ın hatasından bir gol attı ama Çok sorumluluk almadı Sağda sorumluluk alan oyuncu yoktu Beşiktaş'ta Beşiktaş kazanmak için Hiçbir şey yapmadı sağda yani 1-0'dan sonra direnç göstermedi bir ee, 1 üzerine 2'yi bulmak için yine Adana Demirspor gitti. 3 3'ü bulmak için aynı zamanda devam etti ve keyif alan Adana Demirspor'du. Yani son dakikalarda da yine müthiş oynadılar. E bir de bu maçtan şu ortaya çıktı. Ya, antrenör gerçeği var ligimizde. Şimdi diyoruz ki biz mesela e, çok eleştirdik bizler de öz eleştiri yapayım. Ben, ben de eleştirmişimdir. Mesela y Yusuf Erdoğan eleştirdim ben orta yapmasını çok iyi bilmiyor diye. Bugün ne kadar güçlendiğin Adana Demirspor'da ortaya iyi ortalar yaptığını, nasıl gol attığını, nasıl direkten dönen topunun olduğunu, aynı şekilde Yusuf Sarı için hani çok değersizleştirilen bir oyuncu durumuna gelmişti e, Trabzonspor'da gitti neler yapıyor. Yani çok değerli oyuncular var aslında takımlarda ama e, o, o başka bir takıma gittiğinde kendini gösterebiliyor. Ya hoca farkıyla. Ya o, o takım içinde sahiplenmeyle yani e, bence futbolun doğasında başarı için emek takım bütünlüğü alın teri bunlar bir araya gelmeli. E, Beşiktaş'ta bunlar yok bence şu anda. Beşiktaş'ta e, bir geriye gidiş var ama ben bu geriye gidişin nedenlerinin sağ içinden çok Şenol Güneş'in performans düşüklüğüne ve sağ dışında mutlaka bir şeyler var. Ya oyuncuların ödemeleriyle ilgili sıkıntı olabilir. Ya da başka bir şey var. Yani takım içinde bir bütünlük bozulmuş Beşiktaş'ta. Bugün bunu gözlemledik. Tabii Adana Demirspor'u da taraftarını da alkışlayalım. Adana Demirspor büyük takım gibi oynuyor artık. Bence biraz daha üzerine koyarlarsa işte Anadolu'dan bir şampiyon daha Adana Demirspor şampiyonluğa en yakın takımlardan biri olarak benim hani ön plana çıkaracağım bir takım şu anda. Şehir takımı. Tabii Beşiktaş'a işte eleştiri çok. Şenol Güneş'ten de kendi takımına eleştiri var aslında. Yani böyle oynayacaksak hiç çalışmayalım, maça da çıkmayalım diyecek kadar Şenol Hoca da ne diyelim, tükenmişlik mi gösterdi diyelim. Şunu söyleyeyim ben, Şenol Hoca'ya da geleceğim. Tabii bu söylediğine güzel bir konu başlarsın Cüneyt. Bu gecenin özeti ne biliyor musun? Ahmet Nurşevi, başkan, bize bizim televizyona katıldığı programda dedi ki Beşiktaş bu sene %99 şampiyon. Şu gelinen noktada Beşiktaş takımı ilk 6 haftada kaybettiği 8 puanla Ekim ayına girerken yüzde %99 oranında şampiyonluğa havlu attı. Ve yüzde %99 oranla da bu şekilde devam eden bir süreçte acil kongre kararı alacaktır Beşiktaş Kulübü. Onu söyleyeyim bir kere. şimdi senin söylediğin soru Şenol Hoca ile ilgili Beşiktaş'ta bir tek e, formsuz, yani e, Şenol Hoca mı? Değil. Şenol Hoca formsuz, tamam. Oyuncular formsuz, yönetim de formsuz. Niye? Sezon başı transfer planlaması A'dan Z'ye, Beşiktaş'ta yanlış. Şimdi Bahtiyar'ı diye bir oyuncu alıyorsun. 5 milyon euro veriyorsun Moskova'dan. Şimdi orada oynuyor, burada oynamıyor. Ve de özellik olarak da işin tuhafı, yani... E, Böyle atletik bir oyuncu değil. Sol ayağı olan fena oyuncu. 5 milyon euro veriyorsun. 4 milyon euro ona anaya veriyorsun. Antireviç evet sakattı bugün yoktu kadroda. Milan'da Leo Portekiz'de oyuncu kesti. Ama o da bir inişte. Şimdi onu alıyorsun kurtarıcı olarak. Bir tane bilinen oyuncu o da referans aldığımız Galatasaray performansları Raşit ise onu da oynatmıyorsun. Cenk yürüyerek oynuyor. Gücü yok. Cenk'e sorsan diyecek ki ya ben 90 dakika bu takımda oynamam biliyor musun? Hali yok bir de deplasman oyunu oynatıyorsun Cenk'i. Yani topu taşıyacak bir tane Raşitsa var. Sen öbür gezalı oynatıyorsun. Öbür kanatta da Cenk'i oynatıyorsun. Senin iki tane top taşıyabilecek Atletik Muleka ile işte Raşitsa giyiyor. Birazcık fark yaratıyorsun. Yani bakıyorsun yine aynı şekilde. yani Necip'le ilgili şunu söyleyeyim. Benim çok sevdiğim beyefendi bir sporcu. Mutlaka Gökhan Hoca da tanıyor. Şunu demesi gerek Necip'in. Ben yerine olsam. Hocam ben Beşiktaş'ın Çocuğum Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ben stoper oynamam hocam. Ama ya, bazı maçlarda iyi oynanıyorsun. Bak bazı maçlar Cüneyt bak o zaman da söyledim. İyi oynadığında hı hı. hatta e, sen de katıldın. Necip iyi oynuyor dedik. Ama bir maç kötü hata yapar. Kötü herkes Necip neye stoper oynuyor diye konuşuruz Tabii. dedik. Nitekim oraya geldik. Tabii ki o yani hoca oynatıyorsa oynayacak. Ama diyecek ki ben oynamayacağım hocam diyecek. Sen Amartı diye bir oyuncu alıyorsun Leicester'dan ya. 28 yaşında. Bu nereli abi? Gana'lı. Gana Gunn milli takımı kaptanı Cüneyt. O sen... da oynamaz hocam. Hayır bak şey, anlamıyorsa alma hocam o zaman. Yani. Sen buna diyorsun ki ya 28 yaşına alalım atletik bir oyuncu. Evet bakım maçında hata yaptı. Kesti hatta Şenol Hoca konuşmuştuk o zaman. Tamam. Ya sen ama sonuçta bir orijin stoper. Yama yapma hocam. Beşiktaş <laughs> takımına yama olmaz. yani yama bak Anadolu takımına da olmaz. Futbolda olmaz yama genelde. Orijin oyuncular oynar. Ya yani bildiğin oyuncu o. Bir de transfer etmiş. Beyli Cüneyt'in dediği gibi evet o stüdyodan doğru oynamıyor. Sen şimdi bunu oynatmayacaksın. Ne zaman oynatacaksın? Ya bir Leicester'da geçen sene bu adam 21 tane ilk 11 maç oynamış. Üçlü oynamış biliyorsun. Dörtlü oynamış. İki organizasyonda da bu oyuncu oynamış Amart'i. Öyle böyle Necip'ten daha iyi oynar atletik oynat. Ya madem bunlar yani bunları şimdi Şenol Hoca oynatmıyor ne düşünüyorsun sen? Şimdi e, ne gelir aklına Cüneyt? Ya dersin ki iki şey aklına gelir değil kendi mi? Kendi aldırmadı. Bir... Kendi aldırmadım. E de aldırmadım ben bunlara ona... Bir baht... görmüyor. Ona ona bahtiyar. Rebic'i de bakma hani Cezal bir oynattı falan. E, Cezal diyorum sakat olmasa onu da düşünmüyor. Ondan sonra Raşit sayı bile kesti. Yani düşün onu bile bir yerde düşünüyor demek ki. Amarty dediğim gibi. Şimdi bu kadar oyuncuyu demek ki yönetim aldı sorulmadı bana. Ben bunları tuttuğum oyuncular değil. Niye hocam? Hocam bugün... kulislerde konuştular. Rebic hariç hepsi onay vermiş. Onay şimdi, vermiş o. İşin tuhafı bak şimdi e, bugün ne yani bir şey de karşı çıkmamış. Bugün ilk 11'de kaç, kaç tane spin yeni spin oyuncu oynadı? Kaç tane yeni transfer oynadı bugün?